Bilecik'te yaşayan insan hazinesi, çömlekçi Salim Usta'yı ziyarete geldik. Salim Yaşar amcayı ziyarete geldik. Salim amcam nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar jantisin Salim amcacığım. Bandanan çok güzel görünüyor. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi. Aynaya bakayım mı? Bak Salim amca, ben bir saattir kendime çatlar, bakıyorum. Ayna çatlar. Çatlamasın çatlar. Ha. Salim amca çatlamasın. Yaşın kaç Salim amca? 8-3-1942 hesap et. Dünya Kadınlar Günü. Tamam. 42 hesaplayamadım. Ooo 81. Maşallah. Peki bu hayat enerjisi, bu gençlik çömlekten geliyor. Sevdiğin işi yapınca böyle mi oluyor? Aynen öyle. Hep hayatta böyle. Sevmesem misin? Zaten yapmam ben bu mesleği, yapmam. Çünkü mesleğimi seviyorum. Ve hala da öğrenemedim. Nasıl ya? Hala da öğrenemedim. Neden hala ne? Çünkü her zaman, her gün yeni bir şey çıkıyor. Yeni model çıkıyor yani. Onu yapmam lazım ki onu öğrenmem lazım. Bilginin sınırı yok. Evet. Sınırsız. Öğrenmenin yaşı yok. Bilginin sırrı yok. Sınırı yok. Evet. Peki çömlek nasıl yapacaksın Salim amca? Ellerimle. Ben de yapabilir miyim? Benim elim mikrofon tutmaya alışkın. Ne güzel. Yemek yaparım, hamur açarım. Ama ben bunu yapamam. Bak, sen bunu da yapamazsın. Hemen Salim yapamazsın. Ha. Hemen yapamam tabii ki canım. Tabii. Değil mi? Bu bir sanat yani. Tabii, tabii. Önce çalışmak lazım. Senin yanında 3-5 sene geçirmem lazım. Yok, o kadar değil ya. O kadar değil. Ne kadar mesela? 1 sene kalsan yeter ya. Peki çırağın var mı? Var. Yetişiyor mu adam? Bahar Hanım. Benim çok çıraklarım var. Çok insanı yetiştirdim. Çok ama. Ben yurt dışında 20 yıl kaldım. 15 yıl Almanya'da kaldım. Bu mesleğimin orada devam ettirdim. Ve 1992'den 98'e kadar da Vietnam'da bu işin öğretmenini yaptım. Ne güzel. Evet. Ve Vietnam'da her yıl 1000 kişiye sertifika verdim. Ve bunu 5 yılda öğrendiler yani. Sen bu işi yapıyorsun Salim amca. Babamdan öğrendim ben bunu. Ne güzel. Evet. Peki çömleği nasıl yapacağız Salim amca? Başlayalım mı kızım? Başlayalım. Başlayalım. Sen işine başla, ben işime başlayayım. Tamam. Gel bostana gel, vay 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 vay. Bahar gelmiş yandan. Ben söylemem kızım. Yalandan hastalan gel. Leylim, 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 leylim. Bayrı bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu nasıl yaşar, vay vay. Böyle yaşar, böyle böyle. Vay vay vay, yar yandım. Ay Salim amca nasıl oldu ya? Ay çok güzel. Salim amca. Efendim? Yengeye de öğrettin mi bunları? Öğretmedim. Niye? Kıskandın değil mi? Aynen öyle. Gerçekten mi? Yani hadi. Eşim biliyor ama yani yapmasını bilmiyor. Eşim sadece yaptığımız ürüne üzerine motif işliyordu yani. Niye öğretmedin? Çok mu kıskanıyordun yengeyi Salim Usta? Mutlaka da bir kıskanıyorum da yani bu... Neden kıskanıyorsun? Mesleğini elinden mi alacak? Rakip mi olacak sana canım? Olabilir. Daha neler ya. Tabii olabilir. Çömlekçi dükkanı açacak hali yok ya Bilecik'te. Seni karşına açıveriyormuş. Değil mi? Ay. Ondan sonra kavgaya bak. Ne yaparsın Salim amca? Neyi? Kavga eder misin? Etmem. Hanımla kavga edilir mi ya? Bence de ya. Ha, değil bence mi? Bence de ya. Kadınlar çiçektir ya Salim aynen amca. Aynen öyle. Sen Dünya Kadınlar Günü'nde doğmuş bir adamsın. Ay içim gıcıklandı Salim amca. Sesten. Salim amca, kadınlara nasıl davranmak gerekir? Nazik ve kibar. Sen öyle davranır mısın? Davranırım. 62 yıldan beri evliyiz. Kendisine daha hiçbir tokat vurmamışımdır ve azarlamamışımdır. Yani mutlaka iyi günümüz, kötü günümüz, anlaşmadığımız konu olmuştur. Ama hep ben bir derece alt yalazım ben. Bana darılmasın, bana gücermesin diye. Çünkü o evlatlarımın annesi. Ay ne güzel. Erkeğin de alttan alanını ilk defa duyuyorum desem. Ama yaşlanınca oluyorlar biliyor musun Salim amca? Bahar teessüf ederim yani. Pardon, özür dilerim Salim amcacığım. Yani hayır. Ya yaşlı diyor bana kızım ya. Hayır Salim amca, sana demiyorum. Ben genelde röportaj esnasında hep teyzeleri soruyorum. Diyorlar ki eskiden işte çok bana eziyet ederdi ama artık şimdi yaşlandı, bana karışmıyor. Benim sözüm geçiyor evde diyorlar. Kim doğru diyor? Mu? Teyzeler. Yerine göre o. Öyle mi? Tabii. Salim amca ne yapıyoruz biz ne şimdi? Ne yapalım? Saksı yapalım değil mi? Saksı mı? Saksı yapalım. Salim amca. Canım. Peki bu kadar hayat enerjisini nereden alıyorsun? Çamurdan aldım diye söyledim ya. Gerçekten tabii. Mi? Tabii. Bak ne yapmışım buraya.
Ya Salim amca. Salim amca. Ben de yapabilir miyim? Bitti tamam, mi? Şimdi vereceğim ben size. Şimdi hiç merak etme. Bahar, şu isminle. Gelir. Gelin. Gelir. Bahar gelir. İşine Bahar. Gelirse gelir. İşine gelmez değil mi? Gelmez. Gelmesin değil mi? Kaç yıldan beri yapıyorsun bu işi? Ben 67 yıl yapıyorum. Ben de kendim bildim bileli kameranın karşısındayım. Kameraya bak. Sıkıntı düşmesin. Ay! Sen amca korkuttun beni. Ay yazık oldu ya. Gitti güzelim saksı. Ah canım benim ya. O kadar uğraştım. Ben sana sıkı tut değilsem boz demedim. Ama ben tutunca bırak gitti. Aa, Salim amcacığım ya yazık oldu ya. Bir daha yapabilir miyiz? Yaparız yaparız. Aynı çamurdan olur mu peki? Olur olur. Gel şimdi sen ufanı yapalım. Tamam hadi ufanı yapayım gel. Salim amca. Yeter. Salim amca gidiyor bu. Dur frene basayım. Bırak. Frene bastım. Hayır, gaza bas. Gaza basayım mı? Bas. Allah! Gaza çek ayağını. Çektim. Tamam, yap. Çekim mi veriyoruz Salim amca? Dur bakalım, buraya gelmedik daha. Hafif gaz ver, çok verme. Hafif ver. Gaz ver. Salim amca uzuyor bu, gidiyor. Kopardın mı sen? Kopardım. Kopardın. Gaz ver. Salim amca olmuyor ya. Beceremedim. O kadar sanatkar bir insanım bir tek bunu becerim. Salim amca bak. Yeter, gaz bırak. Ha, yapma da. Kopardın. Bırak kopardın. Kopmadı. Ne yapmaya çalışıyoruz Salim amca? Yap işte, ne istiyorsun onu yap kızım ya. Ne yapayım, aşağı mı dur. Böyle gaz ver. Gel ben bu işi bırakayım sen yap tamam. Ya. Bu işler benim işim değil. Değil çamuru sen, da mahvetmeyelim sen, ya. Sen, öyle olmaz. Bu çamurlar burada yazık oldu. Olur, alalım olur, mı? Alayım bunu ben. Bu çamur hangi şeyden çamur? Topraktan. Toprak. Çömlek toprağından. Çömlek toprağından. Peki bu bölgede var mı toprak? Var. Nerelerde var? Şimdi çok yakın buraya 2 kilometre mesafede bir böyle bir vadi var. Cenab-ı Allah bizi ona oraya nasip etmiş. Hı. O vadi yıllarca çalışsam gitmiyor. Bu meslek burada 150 yıldan beri bu köyde devam ediyor. Ama o madenin bitmesine imkan yok yani. Peki Selim amca senin rakiplerin var mı? Rakiplerim yok ya, çalışan arkadaşlar var yani. Peki senden daha eski çömlekçi var mı? Var, bir kişi kaldı. O da yapmıyor. O 90 yaşında. Az önce buradaydı o kendisi de. Ya. Bekledi. Siz gelmeyince gitti. İş sana kaldı yani. O bana fark etme. Ben diyorum ya, az önce dedim ya ben mesleğimi seviyorum bari. Peki nerelere sipariş gönderirsin? Sen keyfi çalışıyorsun bence. Öyle. Ben siparişe çalışıyorum. Azı çalışmam yani. Doğru. Yani sipariş alıyorum. Canı kime isterse ona yollarsın. Aynen öyle. Ben geçenlerde... Salim amcacığım, ödeşmemiz lazımdı. Mutlaka tabii. Irak'a ve Dubai'ye kebap testi yaptım. 5000 tane kadar. Ve onları gönderdim. Cumhurbaşkanımızdan da siz ödül aldınız değil mi? 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanı'ndan Yaşayan İnsan Hazreti ödül verdi. Biz 85 milyon nüfusun içerisinde 60 kişiyiz. Ay ne kıymetlisiniz. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı bize onu layık gördü. Kendisi bu ödülü bize takdim etti. Sen hep yaşa, hep var ol Salim hep amcacığım. Hep beraber inşallah. Salim Yaşar, soy ismin gibi yaşa inşallah. Ellerinden öperim Salim çok amcacığım. Çok teşekkür ederim. Çamurlarını biraz heder ettik, ziyan ettik. Hakkını helal et olur ben mu? Ben faturayı gönderirim size firmaya. Emrin olur ne demek. Darbuka Show gelsin. Gelsin. Buyurun efendim sahne sizin. Hani yedi benim 50 gram pırasam mum yaksam da Konyalı'yı arasam vay vay Konyalım yürü yürü yavrum yürü saçlarını sürü aldı da gitti beni Konyalı'nın biri. Bravo.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.